Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Cumhurbaşkanı bayram namazını Mehmetçik'le birlikte kıldı. Cudi Dağı'nın zirvesindeki askerlerin bayramını ise telefonla kutladı. Erdoğan aralarında Azerbaycan ve İran cumhurbaşkanlarının da bulunduğu liderlerle de telefonda bayramlaştı. Bayram mübarek olsun. Tamam. Sağ olsun güvenlik güçlerimiz verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Bayramda da nöbetteydi Hudut Kartalları. Terörle mücadelenin en ön safındaki kahramanlara seslendi Cumhurbaşkanı. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. İçişleri Bakanı ile Jandarma Genel Komutanı bayram ziyareti için Cudi Dağı'nın zirvesindeki nöbet yerine gitti. Süleyman Soylu, Nuh Peygamber üst bölgesinden Erdoğan'ı aradı. Şu anda Cudi Dağı'nın en tepesinden size bayramınızı tebrik ediyor, ellerinizden öpüyoruz. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komutan kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Bayram namazını askerlerle birlikte kıldığını anlattı Cumhurbaşkanı. Bize şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle de orada beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şırnak Belediye Başkanı'nın davetine de ilk fırsatta karşılığını verdi. Mehmet Yargın kardeşim, öncelikle tabii size verilmiş olan sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah'ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Biz de şu anda kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz. Nice bayramlara inşallah. 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan vatan nöbeti tutan Mehmetçik Kurban Bayramı'na da görevinin başında girdi. Bu önemli günde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hudut hattındaki askerlerimizin yanındaydı. Ezan okundu, namaz kılındı. Mehmetçik her zaman olduğu gibi bayramda da eli tetikte nöbetteydi. Arkadaşlar! İyi bayramlar. Sağ ol. Kolonya ikram edildi, hediyeler verildi. Sıra kurbanların kesilmesine geldi. İyi bayramlar. Sağ ol. Kurbanlarımızı dergah-ı uluhi izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Sonra sıra ailelerle hasret gidermeye geldi. Baba nasılsın? Hayırlı bayramlar. Sağ ol baba, bayramını kutluyorum, ellerini öpüyorum. Anamın da ellerini öpüyorum, nasılsın? Kurban Bayramı'nın ilk gününde hükümet üyeleri de yalnız bırakmadı Mehmetçiği. Hulusi Akar Yunanistan ve Bulgaristan hudut hattındaydı. İyi komşuluktan yanayız dedi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin sonuna kadar korunacağını söyledi. Mehmetçik karada, denizde, havada olduğu gibi burada da hudut namustur anlayışıyla büyük bir kahramanlıkla, büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Süleyman Soylu'nun Yüksekova'dan verdiği mesaj da dikkat çekiciydi. Göreceksiniz. Hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Bayram mübarek olsun. Sol. Bayramlaşmaların ardından Mehmetçik yine görevinin başına nöbet yerine geçti. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Eli kanlı teröristlerin Mardin'de bayramı kana bulama girişimine de engel oldu kahraman Mehmetçik. Karayolunda menfeze tuzaklanan 12 kilo patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Muhalefet liderleri bayram mesajlarını sosyal medyadan verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlar kavgaların sonlandırılmasına vesile olur derken Meral Akşener, her günümüz bayram gibi olsun diye seslendi. Herkesin bayramını kutladı, bayramların anlam ve önemine işaret etti. Birbirimizi sevmemizin, birbirimizi saymamızın, büyüğe saygı göstermemizin, küçüğe sevgi göstermemizin, aile içindeki sorunlar, kavgaların sonlandırılmasına da vesile olurdu bayramlar. CHP lideri bayram mesajını sosyal medyadan verdi. Hazırlanan klipte bayram coşkusunu ve geleneklerini yansıtan görüntüler de yer aldı. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Geçen haftayı kurultay yoğunluğuyla geçiren CHP lideri bayram nedeniyle siyasete de kısa bir mola verdi. Kılıçdaroğlu bayramı ailesiyle birlikte Ankara'da geçiriyor. Bayramı ailesiyle birlikte İstanbul'da geçiren Meral Akşener de bayram sofrasından verdi mesajını. Her günümüz bu bayram sofraları gibi bolluk, bereket ve mutluluk içinde olsun.
Devlet Bahçeli ise geleneğini sürdürdü ve bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Vatandaşları koronavirüse karşı uyaran MHP liderinden terörle mücadele mesajı da geldi. Dua etti, kırmızı karanfiller bıraktı. Devlet Bahçeli bayram geleneğini sürdürdü. Her yıl olduğu gibi bu bayram sabahı da önce Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Duada Atatürk ve tüm şehitler de rahmetle anıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere. Ardından tüm vatandaşların bayramını kutladı. Virüse karşı dikkatli olun uyarısında bulundu. Bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalarda hassasiyet göstermelerini niyaz ediyoruz, diliyoruz. Terörle mücadeleye ve dış politikaya ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye, PKK ve daha sonra da FETÖ'yle terör mücadelesini sürdürmektedir. Türkiye dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte. Başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmakta. Twitter'dan en son 1 Temmuz'da mesaj atmış, o mesajda da sosyal medya yasası çıkıncaya kadar hesaplarını askıya alacağını duyurmuştu. Sosyal medya yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından Bahçeli de 30 gün sonra ilk mesajını attı, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük'ü kutladı. Karagümrükleri de tebrik ediyorum. Geçen hafta ibadete açılan Ayasofya Camii bayramın ilk günü doldu taştı. Tarihi günlerden birini yaşayan camide tam 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Ya Rab, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra bayram namazı kılındı. Binlerce Müslüman hem camide hem de avluda saf tuttu. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Tam bir hafta önce ilk cuma namazı kılınmış Ayasofya Camii ibadete açılmıştı. Allahu Ekber. Bugün de kutsal mabette tarihi anlar yaşandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü binlerce kişi Ayasofya'ya akın etti. İlk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Eller semaya açıldı, dualar okundu. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Camiden ayrılmayan cemaat cuma namazını da Ayasofya Camii'nde kıldı. Sosyal mesafeyi de korudu. Allahu Ekber. Efendim, müjdeli haber geldi ve hem sektörel canlanmanın sağlanması hem de tüketicilerin rahat nefes alması için 22 kalemde KDV oranları indirildi. İşte ayrıntıları. Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konaklama, yeme içme, tam 22 kalemde KDV oranları indirildi. Hem esnafa hem de tüketiciye müjde geldi. Salgın hastalık nedeniyle ekonomideki durgunluğu aşmak için katma değer vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi. Turizmle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan ürün ve işletmelerde %8 olan KDV oranı yıl sonuna kadar geçici olarak %1'e indirildi. Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan vermişti işaretini. Karar resmi gazete de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Sinema, tiyatro ve müze giriş ücretinin yanı sıra bakım, onarım ve işçilik ücretleri de KDV'si indirilecek kalemler arasında yer aldı. Sektörel canlanma sağlanması ve tüketicinin nefes alması hedefleniyor. Kadına şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenirken bu kez de yazar Abdurrahman Dilipak'ın AK Partili kadınlara yönelik çirkin ifadeleri büyük tepki çekti. AK Parti Dilipak'ı mahkemeye veriyor. Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a AK Parti'den tepki yağdı. Dilipak'ın sözleri yargıya taşınacak. AK Parti dava açmaya hazırlanıyor. Tepkinin nedeni ise İstanbul Sözleşmesi üzerinden AK Parti'yi eleştiren Dilipak'ın kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeler. Bu ifadelere ilk tepki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kadınlara yönelik sözel şiddetin ve hakaretin de yok hükmünde olduğunu vurguladı. Kadınlara karşı kullanılacak tek dil saygı dilidir, bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Dilipak hakkında dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Kadınlara dönük nitelemelerle mücadelemi sürecek diyen Şahin, ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalı ifadesini kullandı. Kaçanlar, kovalayanlar, bitmek bilmeyen bir macera. Efendim malumunuz bugün Kurban Bayramı. Bayramın ilk günü kurbanlıklar firardaydı. Sahipleri ise onları yakalamak için akla karayı seçti. Allahu Ekber. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Ortaya yine Kurban Bayramı klasiği bu görüntüler çıktı. Abi kovalamayın, korkutmayın, korkutmayın. Şanlıurfa'da ipini koparan bu inek kilometrelerce koştu. Tarlaya girdi, caddeye çıktı. Bir türlü pes etmedi. Bir buçuk saattir kovalıyoruz yani. Sonunda uyuşturucu ineğiyle etkisiz hale getirildi. Malatya'da kaçan kurbanlık çarşıyı karıştırdı. Ama fazla kaçamadı. Daha yoruldu artık, daha bir şey olmaz. Firari kurbanlıklardan biri de Bursa'da görüntülendi. Kement atmaya çalıştılar, olmadı. Belediyenin veteriner ekibi devreye girdi. Kaçan boğanın takibindeyiz. Şu an sakinleşmesini bekliyoruz. Onun kaçma girişimi de başarısız oldu. Abi zorlamayın, sakinleşin. Biraz sevin, sevin, sakinleşsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin elinden kaçan kurbanlığı bütün mahalleli kovaladı. Sancaktepe'de kaçan kurbanlık otoyolun ortasında bariyerlerin arasına sıkıştı, zar zor çıkarıldı. Tam yatırıp kesecektik, o arada kaçtık, daha da tutamadık. Burası ise Bartın. Restorana dalan kurbanlık koçu garson tuttu, çalışanlar el birliğiyle dışarı çıkardı. Tecrübeleri olmadığı halde bıçağı ellerine aldılar. Kurbanlıkları değil kendilerini doğradılar. Çok sayıda acemi ve sakar kasap bu yılda yaralanıp kanlar içinde hastaneye koştu. İneği keserken ondan sonra yanlışlıkla elime değdi. Bıçakla kesti. Bıçak değil, balta kesti. Kaybol haberini çıkmış. Derin mi yara, nasıl? Kesildi biraz. Alıştık artık ya. Malum her seneki gibi kaza yaptık. Her bayram olduğu gibi bu bayramda eline bıçak alıp kurbanın başına geçen acemi kasaplar için kaza kaçınılmaz oldu. Hastanelerin acil servisleri kendini kesenlerle de oldu. Kurban keserken oldu. Buradan kestim, barça yere düştü. Arkadaşım keserken koluma değdi. Derin mi yara, nasıl? Derin, evet, bayağı derin. Şaban Gümüşsu'da kurban keserken kendini kesenlerden. Bakın, eli yaralandı. Komşusuna yardım ediyordu. Tam 6 dikiş atıldı. Dikiş attılar. İlaçlarını alacağız. Cerrahi bakacak. Yardım edecek misiniz bir daha acaba? Olur yine, niye olmasın? Komşu yardımı yine olur, ne olacak artık? Kurban keserken bıçak değil, balta kesti. Parmakta kemiği kırılmış. Acil başka bir hastane sevk ettiler zaten. Yüksel Şimşek'in başına gelen de kurbanı kestikten sonra oldu. Etleri ayırırken parmağını kesti. Parmakta işte kesik vardı. Sinirlere gelmiş olabilir diye buraya sevk ettiler. 4 dikiş atıldı. Kimi küçük bir kazayla atlattı, kimisi ise ağır yaralandı. Benim gibi aynı odada 2 kişi müdahale oldu. Acemi kasapların bayramı kurban kazalarıyla zehir oldu. Efendim sadece İstanbul'da değil yurt genelinde de benzer manzaralar vardı. Acemi kasaplar bu bayramda ne yazık ki iş başındaydı. Elini, kolunu, bacağını kesenler soluğu hastanede aldı. Acil servislerde bayram yoğunluğu yaşandı. Kurban keserken mi? Geçmiş olsun, nasıl oldu? Kurbanı tam keserken deriyi aldık. Arıyı kovalarken bıçak değdi elimize. Yanlışlıkla bıçak. Kurbanlık yerine kimi parmağını, kimi kolunu, kimi bacağını kesti. Kurban keserken mi? Aynen. Nasıl oldu? Bıçak değdi. Yanlış yerinden kestim. Yanlış yerinden kesince yükü kaldıramadı. Eti keserken demir üstüme düştü. Kafam delindi. Deri yüzerken ona bir parmağım kestim. Dayım keselim mi? Kurban keserken. Evet, kurban keserken. Acemi kasaplar hastaneye seke seke geldi, seke seke çıktı. Eğer abi inat, ailenizde inatlaşan bir abiniz ya da babanız varsa kesinlikle o besle kesme girmeyin. Boğa biraz fazla hareketlenince, evet. Dışarı ucu kaçtı hafif.
deriyi kesmişiz. Kocaeli, Malatya, Gaziantep, Samsun yurdun dört bir yanında acil servislere akın vardı. Bayramın ilk gününe yine acemi kasaplar damga vurdu. Hayvan keserken bacağını, elimi, bıçağı kaydırdım elime, elim kesildi. Kasap değilim ya, işte acemilik. Valla 20 yıllık kasabım yani. Kendileri hafta havalarda seyrediyorduk. Demek ki bize haber olacak. Çenger geçti etat sakın elime alışmış şey. İlk vakamı. Kurban keseyim derken kendilerini yaraladılar. Kurban kaçırdı, yakaladım, o da elime geldi. 20 yaşından beri kurban keserim, ilk defa böyle oldu. 70 yaşındaki Aksaraylı Ekrem amca bıçakla değil, büyükbaş hayvanın dişleriyle yaralandı. Yıktım, dişi elim parmaklarımı kesti. Kocaeli'li Yüksel İnce ise arı kurbanıydı. Arı soktu, onun acısıyla hareket ederken diğer elimde bıçak parmağımıza değdi. Neyse ki kimsenin durumu ciddi değildi. Acemi kasaplar tedavilerinin ardından taburcu edildi. 7-8 tane dikiş yerdik, ondan sonra ilk kurban çıktı. Ankara Çankaya'da kurban kesimi sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Tekme tokatlı kavga çıktı. O görüntüler var sırada. Bak! Alo! İnsan gibi davranın, insan! Kurban kesimi sırasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Bak! Alo! Bu görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattına Ankara Çankaya'dan gönderildi. Mühiye köyündeki kurban pazarında iddiaya göre hissedarlar arasında sıra tartışması çıktı. Alo! Zabıta ekipleri önce ayırmaya çalıştı. Sonra onlar da kavgaya dahil oldu. Adamı tek başına saldırıyorlar ya. Ben çektim. Arbede uzun süre devam etti. Tüm uyarılara rağmen bazıları yine kurallara uymadı. İstanbul Çekmeköy'de bir orman kaçak kesim alanına döndü. İşte Show Haber'in tanık olduğu yakışıyor mu dedirten o görüntüler. Siz burada mı kestiniz? Evet, burada kestik şu an. Burada yasak ama. Olsun. İşi biraz daha abartıp kurbanı ağaca bağlamışsınız. Abartmadık. Normalde yasak olan bir yerde kesiyorsunuz. Yasak olan bir yer ama yapacak bir şey yok. Kurban bayramına yakışmayan görüntüler Çekmeköy'den. İşte bu yeşil alan adeta kesim alanına dönmüş durumda. Herkes doğrudur. Ormanda kesiyor bugün. Doğrudur. Yasak olmasına rağmen kurbanlarını kaptıkları gibi ormana koştular. Buldukları yerde kesim yaptılar. Mecburen çok beklememek için buraya geldik işte. Ne yapalım? Yasak mı dedi belediye? Haberimiz yok hani. Herkes kesti, içimiz de gelip kestik hani. Ormanlık alanın içlerine doğru gittiğimizde kesimlerin daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Bakın, kurbanını alan buraya geldi. Çekmeköy'deki bu yeşil alana doğru geldi. Yasak olmasına rağmen, kaçak olmasına rağmen kurbanlar işte bu noktada kesiliyor. Bakın, her bir ağacın altında bir kurban kesiliyor. Bu noktada tabii istenmeyen görüntüler de var. Hayvanların derileri, organları, atıkları buralara bırakılıyor ne yazık ki. Kimi haberimiz yok dedi, kimi de bile bile kaçak kesim yaptı. Ormanda kesimler nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Bu görüntü normal mi? Bu görüntü normal değil. Şöyle bakıyorum da pek hoş bir görüntü yok sanki. Nasıl hoş bir görüntü? Maşallah çok güzel. Çok mu güzel? Evet, çok güzel. Herkes kesiyor. Burada kesmek tamam, yasak. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe yine aynı manzaralarla karşılaşıyoruz. Bakın burada bir grup daha kurbanını kesmiş yine ağaçların arasında, ormanın içinde. Burada kesim yasak normalde. Yasak. Çekmeköy'deki bu yeşil alanın hali zaten gördüğünüz gibi içler acısı. Her tarafta çöpler, ambalajlar, poşetler. Zaten çok kirliydi ama bugün bir o kadar daha kirlendi. Ne yazık ki İstanbul'dan utandıran görüntüler diyebileceğimiz türde görüntüler. Bakın kesilen hayvanların kafaları buraya atıldı. Uzuvları, dışkıları da öyle gelişigüzel ormanın içine atılmış durumda. Sosyal mesafe ihlali de var galiba. Doğru, o konuda haklısınız ama yani bu... Maskeler de yok. Maskeler var, açıkçası yalan yok. Arabada kaldı ama acele ettiğimiz için maskemizi takmadık, yalan yok. Burası orman içi. Orman içinde kaçak olmaz. Ama belediye tarafından müsaade edilen bir yer değil burası, onu söylemek. Müsaade edilen yer. Müsaade edildi mi size? Evet. Yeşil alanda gün boyu yüzlerce kurban kesildi. Ortaya çıkan görüntüler ne bayramın ruhuna, ne hijyene, ne de toplum kurallarına uydu. Şu anda kesim yaptığınız yer yasak bir yer, biliyorsunuz. Evet abi. Biliyoruz. Kaçak yapıyorsunuz yani?
Kaçak ama mecburiyetten ne yapacağım? Başka nerede kesebiliriz hani? Burası resmi olarak yasak bir yer değil mi? Yasak yer. İstanbul Tuzla'daki hayvan pazarında bedava et kavgası çıktı. Bıçaklar çekildi. 3 kişi yaralandı. Ortaya da utandıran görüntüler çıktı. Bıçağını çekti, kılıç gibi savurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Tuzla'daki kurban pazarında iki grup arasında bedava et tartışması çıktı. Ya alın, al! Dağıtılan kurban eti bir türlü paylaşılamayınca gerilim tırmandı. Sonunda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bayramın ilk günü utandıran bu görüntüler yaşandı. Yaralanan 3 kişi hızla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Kurbanlıklardan geriye kalanlar sokağa atılınca Esenler Belediyesi'ne bağlı bir temizlik görevlisi çileden çıktı. Bir yandan çekim yaptı, bir yandan da o duyarsız vatandaşları kendi ilginç tarzıyla uyardı. Rezilliğe bak ya. Ya arkadaşlar, ya yapmayın ya. Kurban kestiniz, sevaba girdiniz, bunu yaptınız, kulaklara girdiniz ya. Çöp konteyneri yerine yere atılan kurban parçalarına isyan etti. Temizlik işçisinin çektiği görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Şu olay hastalık getirir ha. Bak bu pislik hastalık getirir. Çoluk çocuk kırılır burada ya. Utandıran görüntülerin adresi Esenler Oruç Reis Mahallesi. Selamun aleyküm, ben Bay Moloz. Esenler Belediyesi Hizmet'in kalitenin sesi kesildi koronadan. Milletin nefesi de aha işkembeden buradan şeyden kesilecek şimdi nefesimiz. Temizlik görevlisi Oğuzhan Caddesi'nde yerleri süpürüyordu. Kurbanlıklardan geriye kalan parçaların konteyner yerine yola atıldığını görünce çileden çıktı. Şuraya bak, rezilliğe bak ya. Allah rızası için bak işkembelerinizi, sakat atlarınızı lütfen poşetlere koyup gelin konteynerların içine atın arkadaş ya. Adam getirmiş buraya bırakmış ha, konteyner boş. Utandıran o manzarayı kaydederken bir yandan da tepki gösterdi. Bu nedir ya? Aa, Allah belayı musibeti verdi, ortalığı geldi ha, yıkıldık bak oraya da. Aa, bunu yaparsan başka şeyden yıkılacağız bak. Şu olay hastalık getirir ha. Bak bu pislik hastalık getirir. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen temizlik görevlisi kendini az tarzıyla duyarsız vatandaşları bir kez de böyle uyardı. O yüzden akıllı ol Türkiye. Aklını başına topla, cennetin ortasına hopla, beni ayar etme, gelir molozlara evine dökerim. Aa, ben Bay Moloz. Allah'a emanet olun. Koç Boğa'dan'a derken kurbanlık hayvan pazarında 2 metrelik deveyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. 40 bin liradan satışa çıkarılan sevimli deve herkesin ilgi odağı oldu. Ne oldu? Tefti. Dokundum tefti. Aynen. Biri. Bakın uzun. İnek kızdı abi. Evet. Ben hiç yemedim deve eti. İlk defa görüyorum zaten. Eti lezzetliymiş ama yemedim. Ne tosun ne de koç. Şu iğde ağacından pek çok sevdiler yani, biz verdik. Kurbanlıkların gözdesi bu deve oldu. Deve kesilmek için değil de sanki sevilmek için kolumuş gibi. Ama zaman zaman da sıkıldı, tepki gösterdi. Ne oldu? Tefti. Dokundum tefti. Evet, kurbanlık pazarlarında yok deve lafı gerçek oldu. Evet, gerçekten kurbanlık pazarının önünde bir deve satılıyor. Yaklaşık 2 metre boyunda ve 750 kilogram civarında et çıkacağı söyleniyor. Ne kadar fiyatı? 40 bin TL. Pahalı değil mi? Yok, pahalı değil yani, gayet normal bir şey. Baksanıza bir tonu geçiyor neredeyse. Senin boyun kaç? Benim mi? 1.50. 1.50. Aynen. Kıyaktan uzun. Kıyaktan uzun. O vatandaşlar geldi. Onu izliyorlar. Kurbanlık olduğunu düşünmüyorlar açıkçası. Başlangıçta onun buraya süs vitrin olsun diye konulduğunu düşünüyorlardı ama satıldığını duyunca herkes şaşırdı. Dikkat edin sürümce. Kesildiğini biliyor muydunuz? Vallahi şimdi öğrendim. Kurbanlık, evet. Bunlar kesiliyor, evet. İslam'da caiz olan bir şey değil. Vatandaşlar da aç kalmasın diye deveye ot veriyorlar. Zaten üzerinde de görüyorsunuz
doğal bir beslenme alanı var. Kafasını boynunu uzatıp rahatlıkça yukarıdan da beslenebiliyor. Oldukça sempatik bir hayvan. Yemiyor. Ne yemiyor onu? Sütle yemiyor. İncir ağacı. Evet, incir yaprağı verildi. İncir yaprağını yemedi. Sulu ya da sütlü olduğu için. Olduğumuz için biliyoruz hayvanı nasıl beslenir. Daha önce beslediniz mi deve? Yok, deve değil. Genelde deveyi çöllerde görmek mümkün. Vatandaşlar ilk kez rastladığı için tabii onlar da garipsiyorlar. Hatıra fotoğrafları çekiyor deveyle beraber. Selfie çekenler var. Yanına geldim, burada çekeceğim, fotoğraf çektireceğim bununla. Almayacak mısınız? Yok, almayacağız. Niye? Yok, koç aldık onunla, o yüzden. 40 bin liradan satışa çıkarılan kurbanlık sevimli deve alıcısını bekliyor. Bayramlık alışverişi, telaşı, akşam pazarlarında resmen koronaya davetiye çıkarttı. Şov Haber WhatsApp ihbar hattımıza İstanbul'dan gönderilen ve pes dedirten o görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Kimsenin koronaya aldırdığı yok. Ne sosyal mesafeye uydular ne de maske taktılar. Görüntünün adresi Zeytinburnu. Dün akşam seyyar satıcılar bayram alışverişi yapmak isteyenler için tezgah açtı. Gecenin biliyorsun. Akşam pazarına ilgi yoğun ama alınan önlemler azdı. Seyyar satıcılar da müşteriler de kurallara uymadı. Alışveriş sevdası resmen koronavirüse davetiye çıkardı. Burası da Gazi Osman Paşa Bağlarbaşı Caddesi. Her bayram bu şekilde. Koronavirüs uyarılarını dikkate almayan kalabalık kendini alışverişe kaptırdı. Hatta çocuklarıyla birlikte gelen bile vardı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı bu görüntüler pes dedirtti. Her seferinde artık bu son olsun diyoruz ama bayram günü yine yüreğimiz yandı. Bir kadının daha gülüşü soldu. 20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle katledildi. Benim cennetim de nefesim. Gitti ya, gitti. 20 yaşına gitti ya. Korkunu yutamam orada. Kelimeler tükendi. Bir kadının daha gülüşü soldu. Herkes 20 yaşındaki Emine'ye ağladı. Çok iyi kızdı. Temiz kalpli. Çocuk. Çocuk ya. Tek ablamdı. Anaya verdi. Nasıl kıydı ona? Artık bu son olsun dedikçe yine sonu gelmedi. Bir kadın daha kadın cinayetine kurban gitti. 20 yaşındaki Emine ayrılmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle vahşice katledildi. Zaten sürekli öldüreceğim diyordu, dediğinde yattı. 3 yıl önce dünya evine girmişlerdi. Emine evlendiğinde daha 17'sindeydi. Babasına sevdim demişti. Cezasını bulsun ama 3 gün yatıp çıkmasın. Çok tehditlerinden tuttu kızımı. Aslında bundan 8 ay önce de şiddete uğradığı gerekçesiyle dava açmıştı Emine eşinden boşanmak için. Tehdit ederek onu da iptal ettirdi. Barışmak için kafasına pompalı tüfek dayayıp zorla barıştırdı. 2,5 yaşında bir de oğulları vardı genç çiftin. Yapamaz sanıyordum. 2,5 yaşında oğulları var. Yaptı ama. Cani eş Emine'yi sürekli öldürmekle tehdit ediyordu. Artık son raddede Emine de babasının yanına sığındı. Ama Cani eş onu burada da rahat bırakmadı ve babasının evinde genç kızı öldürdü. Birdenbire eve girmiş zaten kilidi kırıp. Daha bir sefer tokat atmış değilim ben çocuğuma. Sosyal medya mesajları da dikkat çekiciydi. Cani Koca mesajlarında kurşun sıkmaktan söz ederken kurbanı Emine ise hep yaşamak dedi. Binlerce kadın öldü, yeter artık, birileri bir şey yapsın. Emine'yi katleden Soner Yanıkoğlu tutuklandı. 20 yaşındaki Emine ise bayram günü kara toprağa girdi. Acılı babanın isyanı da yürekleri dağladı. Bir günde 3 tane kız ölür mü ya? 3 ya bir günde. Ya bu niye, bu nasıl bir adalet ya? Binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Yürekleri ağza getiren olayda yoldan geçenler ölümden saniyelerle kurtuldu. Oturuyordum, korkunç bir şekilde güm diye ses geldi. 3. katındaki balkon birden çöktü.
45 dakika arayla ben ölümden döndüm yani. Biz 5 saniye farkıyla kurtulduk. Yazık değil mi çoluk çocuk ölseydi buralarda? İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde tam da bayram arifesinde facianın eşiğinden dönüldü. İşte bu evin balkonu büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Aracağı kızım. Patırtıya hemen koştuk dışarıya. Bir baktım balkon gitmiş aşağıda yani. Hem bu evlerde oturanlar hem de aşağıdakiler ölümden kıl payı kurtuldu. Mucize ya, gerçekten mucize. Daha hala şokunu atlatamamış bir şekildeyiz. Yani korkuyoruz. Silmiştim balkonu. Sonra ben girdim içeri, hemen daha 5 dakika geçmeden kapıyı kapatmama kalmadı. Güm diye hemen aşağı indi. Beton olduğu gibi. Durup dururken. Evet. Bizim kasabın güvenlik kamerası çekti. Patır patır döküldü hepsi. Balkonu çöken evin içindeyim. Açıyorum balkonun kapısını. İşte manzara bu. Şu anda balkon diye bir şey yok ortada. Korkutucu bir görüntü. Ya siz oradayken olsa Allah korusun. Olabilirdi. Ben dedim ya, verilmiş sadakan varmış demek. Çok dikkatli hareket ediyorum. Balkona çıkamam zaten, yasak. Üstteki balkon çökünce bakın alttaki balkonda işte bu hale geldi. Korkulukları yerle bir oldu. Biz kahveleri içtik. Ben tepsiyi aldım. Çıktım. 3 saniye mi 5 saniye mi ne oldu? Bu kapıya kadar geldim. Ben buraya geldiğimde balkon çöktü. Ben burada kasabım. Arefe olduğu için, yoğun olduğum için içerideydim çok şükür. Yoksa başıma büyük bir taş gelecekti yani. Taş tam oturduğum yere isabet etti. Bakın kırılmış. Ben kiracıyım. Peki demediniz mi hiç ev sahibine yaptıralım burayı dayanıklı değil? Yaptıracaktı. Dün sabah geldi, usta getirecekti. Usta bulamamış. İyi ki de bulamamış diyorum çünkü usta da uçardı aşağıya yani. Apartman sakinleri diken üstünde. Hem onlar hem de buradaki esnaf binanın bir an önce kentsel dönüşüme girmesini istiyor. Korkmaz mıyız ablam ya? Milletin kafasına çakılları düşüyor. Toprak tapumuz olmadığı için bu çileleri çekiyoruz biz. Bayramda diken üstündeyiz. Antalya Elmalı Belediyesi'ndeki yasak aşk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez belediye başkanı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Sümeyra Tilki atağa geçti. Eşinin başka bir kadınla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bizim ilk nikahımızı kıydı, namusumuza göz dikmiş. Yasak aşk iddiasını ortaya atmış, eşi ve belediye başkanını suçlamıştı. Kendisinin de evli bir kadınla fotoğrafları ortaya çıktı. Eşim... Telefonda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Bu asılsız bir iddia. Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki, eşi Sümeyra Tilki ve Öztürk'ün aşk mesajlarını yakaladığını öne sürmüştü. Şok oldum ya. Böyle Allah hiç kimseye yaşatmasın. Zor bir durum. Eşi de belediye başkanı da iddiaları reddetti ama iş orada kalmadı. Skandalda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Telefonu aldı gitti. İyi ki de dokümanları falan almışım. Sümeyra Tilki, eşi Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor dedi. Biraz abartmışlar bence, yalanı çok abartmışlar. Saçma sapan ifadeler vermiş, saçma sapan konuşmalar yapmış. İddiaya göre Ahmet Tilki o kadınla isimlerini bileklik ve bir tabağa yazdırmıştı. Hangisi kurgu, hangisi doğru? Yasak aşk skandalı Arap saçına döndü. Son sözü yargı söyleyecek. Yürekleri sızlatan, isyan ettiren bir görüntü var sırada. Elazığ'da yatalak darbelere karşı koyamayacak kadar güçsüz yaşlı bir kadın evladı tarafından işkence gördü. Görüntüler ortaya çıkınca yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ama nasıl olduysa oldu, onu komalık eden oğlu serbest bırakıldı. Bağırıp çağırdı, yatalak annesini boğmaya çalıştı. Acımasız, vicdansız evlat yaptıklarıyla herkesi isyan ettirdi. Yürekleri parçalayan görüntü Elazığ'dan. Üç çocuk annesi yaşlı kadın büyütüp bugünlere getirdiği oğlu tarafından işkenceye maruz kaldı. Yatalaktı. Karşı koymaya gücü yoktu. Sadece acı içinde çığlık atabildi. O anlar evdeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilip torununa gönderildi. Başından aşağı kaynar sular dökülen torun o görüntülerle polise şikayetçi oldu. Vücudu aldığı darbelerle morluklar içinde kalan zavallı kadın yoğun bakıma alındı. Adliyeye sevk edilen o hayırsız evlatsa denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. Yani yaptığı vicdansızlık yanına kaldı. Ayber!
20 yaşında bir genç kız iddiaya göre yolda görüp yardımcı olmaya çalıştığı bir sapık tarafından işkence gördü ve cinsel saldırıya uğradı. O adalet arayışındayken 4 kadını taciz eden başka bir sapık yakalandı ve hak ettiği yere yani cezaevine gönderildi. Hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı ama şu anda uyuyamıyorum, toplu taşıma da kullanamıyorum. Yardım etmek isterken hayatı kabusa döndü. Yaşadığım olay hiçbir kadının yaşamasını istemediğim olaylardır. Psikolojisi alt üst oldu. Yardım isteyen bir kişiye yardım ettim. Ve sonucunda beni zorla alıkoyarak gece boyu türlü işkencelere ve baskılara maruz bırakarak. 20 yaşındaki Gamze Nur Bursa'da evine giderken korkunç bir tuzağa düştü. Yardım ettiğini sandığı bir sapık tarafından cinsel saldırıya uğradı. Adalet istiyorum. Şüpheli gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Bizim amacımız sanığın tutuklu yargılanmasını sağlamak. Sürecin takipçisi olacağız. Gamze Nur'un adalet arayışı sürerken Bursa'da 4 kadını taciz eden bir başka sapık yakalandı. Kızları neden taciz ediyorsunuz? Tutuklanan 19 yaşındaki Batuhan Karayılan'ın ifadesinde kadın görünce kendime engel olamıyorum dediği ortaya çıktı. 15 yıllık birikimiyle aldığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı. Elinde ne arabası kaldı ne de parası. Talihsiz adam şimdi parayı görmeden attığı imzaların pişmanlığını yaşıyor. Ben bekledikçe para gelmedi. Arabam İzmir'e gitmiş, İzmir'de satış yapmışlardı. Yazıcıdan çıkarılan bir ekran görüntüsüne aldandı, yılların birikimi olan aracını dolandırıcılara kaptırdı. Dekontumuz budur. Efendim bu dekont değil gördüğüm kadarıyla. Ben öyle gördüm, öyle anladım. Yani bilmiyorum bu işlerden, anlamam. Dolandırıldım işte gördüğünüz gibi. İşinden tırnağından arttırıp bir araba satın almıştı geçtiğimiz aylarda. Ama bayram arifesinde hem kurbanını kesebilmek hem de memleketine gitmek için arabasını satılığa çıkardı. Dediler ki işte teyzemin üzerine alacağız arabayı. Vekalet vermen lazım. Teyzem hastanede dediler. Vekaleti öyle kabul ettim. Müşteriler geldi, arabasının satıldığını düşündü ama dolandırıldığını, parası hesabına yatmayınca anladı. 10-15 yıllık birikintimdi. İddiasına göre müşteri gibi gelen 3 kişi arabayı Nermin Simsar adlı bu kadının üzerine yapacaktı. Ancak ödeme günü o kadının hastanede olduğu söylendi. Talihsiz adamdan vekalet istendi. O da düşünmeden kabul edip imzaları attı. Hesabına parayı attık abi dediler. Bana dekont gösterdiler. Sonra ben de imzalar attım. Arabayı aldılar gittiler. Para gelmeyince şüphelenip telefonuna sarıldı. Aradım. Ulaşamıyorum ki. Telefonlar kapalı. Yani sadece elimizde bu Neriman Simsar'ın fotoğrafı var. Ancak başka bir şey yok. Tam da bayram öncesi hayatı zindan oldu. Ben bunu haberlerde gördüğüm zaman güler geçerdim. Ya böyle insanlar var mı harbiden? Yani para almadan, parayı görmeden satış yapar mı derlerdi. Ama gerçekmiş. Bunlardan bir tanesi de benmişim. Şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor. Şu anda sıfırım. Ne köyüme gidebileceğim, ne kurban kesebileceğim, ne bayramı geçirebileceğim. Beni bu hale getirdiler. Ankara ve Antalya'da bayram temizliği vardı efendim. Narkotik timleri iki operasyonla zehir tacirlerine ağır bir darbe vurdu. Dedektör köpek Bena'da hassas burnuyla operasyondaydı. Hadi kızım, orada mı kızım? Her Zula'ya burnunu soktu, uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu. Nasıl bir tepki veriyor? Nasıl bakacağız? Tam 170 kilo zehir buldu. Ağabeyi bir net bir şekilde. Ankara polisinin hedefinde uyuşturucu tacirleri vardı. Takibi alınan tır durduruldu. Hassas burunlu Bena devreye girdi. Uyuşturucuları teker teker zulalardan çıkardı. Hadi kızım, orada mı kızım? Antalya Emniyeti de sokak satıcılarının kullandığı eve operasyon düzenledi. Zehir tacirleri polis baskınlarına karşı ağaçlara güvenlik kameraları yerleştirmişti. Ama işe yaramadı. Kilitli kapı koçbaşıyla kırıldı. Özel bölme ve zulalarda 2 kiloya yakın uyuşturucu bulundu. Ankara ve Antalya'da yakalanan 52 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Bir kadının çığlığını getireceğiz yine ekranlarınıza. Beni öldürecek diye korkuyorum. Hatay'da şiddet gören bir kadın canından bezdi ve şov haber WhatsApp ihbar hattına yaşadığı kabus dolu anları anlatıp kızı ve kendisi için yardım istedi. Beni öldürecek diye korkuyorum.
Dövdü sabaha kadar. Elimde bıçakla evin içine dolaştı. Dövmedim ama öyle de bilirdim. Aynı yastığa baş koyduğu 23 yıllık eşi tarafından hem kendisi hem de kızı acımasızca darp edildi. Ben bugüne kadar senden korkmuyorum diyordum. Ama artık korkuyorum. Çünkü o gece beni öldüm diye bıraktı. Yardım çığlığı bu kez Hatay'dan yükseldi. Ben annemin sesi olmak istiyorum. Hatice Bengi yıllarca şiddet görmüştü. En son 3 yaşındaki oğullarına bakmasını istediği eşinden öldüresiye dayak yedi. 29 Temmuz gecesi annem baygın bir şekilde yerde yatıyordu. Babam ona şiddet gösterdi. Aynı şekilde bana. Beni bıraktı. Vurdu. Bayırttı. Eve bizi kilitledi. Gözü dönen Cani ikisini de dövüp tehditler yağdırdı. Birine söylerseniz yine öldürürüm. Oğluna söylersen yine öldürürüm. Beni evlat katili yaparsın. Annesinin ve kız kardeşinin darp edildiğini öğrenen genç adam sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Dün gece babam tarafından sabah saat 5'e kadar şiddete maruz kaldılar. Arkadaşlar ben babama yanlış bir şeyler yapmaktan korkuyorum. Şikayetçi olup darp raporu alan Hatice Bengi ve kızının tek bir isteği var. Biz can güvenliğimiz olmadığını düşünüyoruz. Bayramdan sonra bunları işleme sokabiliriz dediler. Ben bize destek olmanızı istiyorum. Koronavirüs riski nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Manisalı Abdulrahman amca evin girişine bu yazıyı astı. Bayram ziyaretine gelmek isteyenlere de kapısını nazikçe kapattı. Herkes toplu bir yerde durdu mu bu iş gün güne çoğalıyor. Risk devam ediyor dedi. Çoluğa çocuğa hısım akrabaya kapısını kapattı. Vallahi çok iyi yapmışsın diyorlar. Manisa'da yaşayan Abdurrahman amca kapısına koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Bayramınız mübarek olsun notunu astı. Koronavirüsü çok kişiler benimsemiyor ama ben benimsiyorum. Bu bayram misafir kabul etmemeye karar verdi. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Komşularıyla da uzaktan bayramlaştı. Bayramlarınız mübarek olsun komşular. Kurbanlıklar alındı. Bu kez de nasıl ve nerede kestireceğiz sorusunun cevabı arandı. Kesimhaneler dolup taşınca uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kurban pazarları ise bugün de hareketliydi. Dur orada bırak. Biter mi efendim bugün? Biter. Ondan belli bekliyorsun. Yani 4-5 saatte ayaktayız yani. Şu an tüm hayvanlar bitti. İstanbul'daki kurban pazarlarında bulunan kurbanlıkların büyük kısmı satıldı. Şu anda Ali Beyköy'de bir kurban pazarındayız. Buraya Kastamonu'dan 30 büyükbaş getirilmişti. Daha bayramın birinci gününe gelmeden kurban sahipleri hepsini sattı. Şimdi de müşterilerinin gelip almasını bekliyorlar değil mi? Aynen müşteri bekliyoruz gelip almasını. Kurban satıcıları bütün hayvanları satmanın rahatlığıyla çifte bayram yaptı. 27 büyükbaş. Evet efendim. Kaçı satıldı? Komple sattım Allah'a çok şükür. Maşallah çadır tertemiz. Evet temizledik hayvanı da sattık. Bitti mi hepsi? Bitti. Kaç hayvan sattınız? 57 tane. Ne kadar sattınız? 90 tane. Kaç kaldı? 30 tane. Bugün biter mi? Bilmiyorum. Aslında gözümüze kestirdiğimiz satılmış. 1300'den başlıyor 1800'e kadar fiyatımız var. Pazarlık var mı? Tabii ki. Kurban pazarlarında pazarlık ve satış telaşı yerini kesim telaşına bıraktı. Sabah erken saatlerden itibaren kurbanlıklar kesilmeye devam ediyor. Arkamdaki işte bu büyükbaşlarda tek tek kesime doğru götürülüyor. Bir büyükbaş kurbanlığın kesilmesi ve 4 parçaya ayrılması bu tesislerde sadece 5 dakika sürüyor. Normalde 12.30'da falan sıra gelmesi lazım. Bakın saat 2.30. Halen sıra gelecek. Daha 20 kişi var benim önümde. 10.30'da buraya gel demişler. Saat 2 olmuş. Daha benim kurbanımın daha derisi yüzülmedi. Bugün akşama kadar buradasınız o zaman. Mecbur burada kalacağım. Ha işte burada bak 98 numara hayvan orada duruyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Nerede sosyal mesafe? Hepsini evde bıraktık gelirken. Yapacak bir şey yok. Sosyal mesafe kalmadı daha. Kurban Bayramı sofralarının olmazsa olmazı hem tadıyla hem de görüntüsüyle iştah kabartıyor. Sırada ustasından lezzetli mi lezzetli bayram kavurması tarifi var. Of. Vay. Evet gerçekten de öyle. Of çıkan ses, görüntü.
Öncelikle herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun efendim. Bayram denilince akla ilk gelen lezzeti yapacağız bugün. Elbette bayram kavurması yapacağız. Yanımızda etin ustası var. Şimdi lezzetli mi lezzetli, o iştah kabartan kavurma nasıl mı yapılıyor? İşte cevabı. İşin sırrı kol kısmından yapmak. Kemiklerimi attım içerisine. İlikler eriyecekler ve tavamın içerisinde lezzet bırakacaklar. Bunu şu şekilde, evet, üzerine bıraktık. Farkındaysanız hemen dumanlar çıkmaya başladı. Kurban kavurmasında püf noktalardan biri de elbette başka bir yağ kullanmamak efendim. Kendi yağını kullanacağız. Bakın şefimiz attı yağları, kendi sıvısını da verdi. Sıvısını bıraktı. Biz artık bunlarla işimiz bitti. Kemiklerin rengi döndü, değil mi? Posasını bakın alıyoruz, temizliyorum. Bu işte lezzeti veren kısım. Evet, taze kekiğimizi attık. Sonrasında sarımsak, soyulmuş bir sarımsağı avcumla şöyle kırdım ve içerisine bırakıyorum. Biraz limon. Vay 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 vay. Diğer arkadaşlarının yanına alıyorum onları da. Aldı aromayı zaten şu anda. Evet. Buluşuyor etlerle. Evet, şimdi bakın daire. Daire çiziyorum. Direkt sıvının ortasına atmadım onları. Haydi bakalım, hazır mıyız? Yavaş yavaş. Evet, o bayram günü iki sevgiliyi birleştirelim. Buluşturalım. Of of of. Şimdi sıra geldi lezzetli mi lezzetli sebzeleri eklemeye. Evet, aynen öyle. Of 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 of. Bakın bütün atıyorum. Burada biberlerim de var. Bunları da şöyle iki veya üç parçaya bölüyorum. Birkaç diş sarımsak üzerlerine. O rengi zaten farkındaysanız artık kahverengi renge büründü. Bir renk cümbüşü var. Sofra tuzumuzu bakın artık final çünkü. Neyimiz var? Kuru kekiğimiz. Pul biberim de kırarak atıyorum ve finalde atıyorum. Of 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 of. Acayip acayip oldu. Arda et kokuları şu anda burayı. İşte olması gereken bu. İşte daha yemeden bile mis gibi kokusuyla cezbeden kurban kavurmamız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Denizli'de bir dilenci engelli taklidi yaparak trafik ışıklarında duran araçlardan para istiyordu. Fakat bölgede görev yapan jandarma ekipleri onu tanıyınca duygu sömürüsü yarım kaldı. Kolun var mı senin? Çıkar kolumu. Şş, çıkar kolumu. Çıkar, çıkar. Kolunu sakladı, engelli taklidi yaptı. Vicdansız dilenci kameraya böyle yakalandı. Olayın adresi Denizli. Bu adam trafik ışıklarını mesken tutmuş, engelli gibi davranarak sürücülerden para dileniyordu. Ceketine kolunu saklayıp duygu sömürüsü yapan dilenciyi trafik ışıklarında duran jandarma ekibi hemen tanıdı. Kolun var mı senin? Çıkar kolumu. Şş, çıkar kolumu. Çıkar, çıkar. Oyunu bozulan dilenci ne yapacağını şaşırdı. Tamam abi, gel. Tamam abi. Hızla olay yerinden uzaklaştı. Düğünde gelinin atacağı çiçeği yakalamayı hayal ederken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sevinç ve şaşkınlığı aynı anda yaşadı. Gelin çiçeğini yakalayamadı ama hayatının teklifini aldı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın ne yapacağını şaşırdı. Düğünün en heyecanlı anı gelmişti. Çiçeği yakalamak isteyen genç kadın arkadaşının arkasına geçmiş fırlatmasını bekliyordu. Arkadaşı çiçeğini atacakmış gibi yaptı ama son anda vazgeçti. Kolları havada kalan genç kadına kendi eliyle verdi. Hayatının sürprizi hemen arkasındaydı. Evlenmek istediği adam diz çökmüş onu bekliyordu. O heyecanla ne yapacağını bilemedi. Ortaya da bu iç ısıtan görüntüler çıktı. Right, baby,
Show Haber WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 00 veya 90 02. Tekrar edelim. Show Haber WhatsApp ve Bip ihbaratlarımız 0536 266 90 00 veya 90 02 diyelim ve şimdi ara verelim. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı bayramlarınız olsun efendim. İyi bayramlar, iyi akşamlar.